Bugün de merhabalar. Bugün annemdeyim ve şöyle bir video geldi aklıma. Annemin salonunu detaylı bir şekilde çekeyim dedim. Neyi nereden aldık? Onları söyleyeyim dedim. Hemen başlayalım. Zaten kapıdan girişi gösterdim. Hemen kapının girişine biz masa ve konsolu koyduk. Bu tarafa oturma alanını yaptık. Konsolu şimdi ben böyle detaylıcana göstereyim. Konsolun içine bakalım. İyilik olarak burada evraklar ve işte çatal bıçaklar var. Hemen aşağısında yemek takımları annemin. Hemen buradaki çekmecelere bakıyoruz. Sofra bezi var. Şurada bir fırça var. Çünkü ben vazoyu boyamıştım. Onu da söyleyeceğim birazdan. Burada bardaklar var. Burada da işte kuplar, farklı bardaklar var. En alt çekmecede de hemen bakıyorum. Burada da çay bardakları var. En sonki dolapta da böyle daha çok servislikler var. Ve maskelerimiz var. Hemen şu son çekmeceye de bakıyorum. Burada da yine maskeler ve sofra bezleri var. Hemen ilk başta konsoldan başlayalım. Şöyle konsolun büyük bir aynası var. Böyle oymalı. İlk başta hemen şunu söyleyeyim. Biz bu mobilyaları Ağaçsaray Mobilya'dan yaptırdık ve 5 seneden fazla oluyor, geçti yani. Böyle oymalı bir model seçmişti annem o zaman. Hemen şöyle bunları bize ev hediyesi geldi. Remzi ablam almıştı şu baştakiyle onu. Bu ortadakileri annem Fatih'te, Fındıkzade'de Tünaydın diye bir mağaza var. Oradan aldı. Bunu ve televizyonun önündekini onu da göstereceğim. Şöyle dört parçayı. Bunlar biraz pahalıydı ama annem çok beğendiği için aldı. Konsol böyle bu şekilde. Hemen masaya Daha böyle. geçelim. Bu şekilde 8 kişilik. Ama tekrardan söyleyeyim. 8 kişilik ama burada iki tane de böyle başlara sandalyesi var. Diğer sandalyesi de şurada. Masa açıldığı zaman kalabalık bir misafirdi. Bu iki sandalyeyi biz başa koyuyoruz. Bunları da yanlara alıyoruz. Masamız da bu şekilde. Annem üstüne böyle günlük ince bir örtü örtmüş. Sanırım bunları hatırladığım kadarıyla Eminönü'nden almıştı. Ben yine sorarım, yanlışsa aşağıya yazarım. Böyle. Onun üstüne de böyle bir süs koydu anne. Şöyle. Onun içine kumandayı işte günlük ne koymuş annem bakalım. Tespih koymuş. Bu şekilde. Şimdi vitrini göstereceğim. Vitrini annem çok sever. Vitrin sergilemeyi. Hemen gösteriyorum. Şöyle. Bu şekilde. Şöyle hemen vitrinin ilk yani yüksek rafından başlayayım. Bunlar böyle kahve fincanları. Şekerliği de var. Ortada tepsisi de var. Biraz süslü. Hatta bununla bir fotoğrafım vardı Instagram'da. Köşeye koyarım. Hemen altta annemin çeyizliğinden kalma sütlü kahve bardakları var. Ve onların şöyle şeyi var. Neyi derler? Büyük şeyi işte içine koymalık. Şimdi mesela öyle şeyler yok. Hemen aşağı iniyorum. Şurada lacivert. Benim çok beğendiğim kahve fincanları var. Ben bunları çok beğeniyorum. Aynı şekilde onun da demlik gibi bir şeyi var. Diğer tarafta da böyle kristal bardaklar var. Vitrin bu şekildeydi. Şöyle yine baştan göstereyim. Şöyle. Vitrin, konsol ve masa burada. Şurada bir tane sehpamız vardı. Size onu göstereyim. Biz bu mobilyayı yaptırırken bizim eski salonumuzda kahverengi bu sehpalar vardı. Mobilyayı yaptırdığımız yere söyledik. Onlar da aynı rengine boyadılar bunu. Yani bu yeni değil. Bu bayağı eski bir sehpa. Şöyle üstündeki de bize hediye geldi. Arkadaşımın annesiyle gelirken getirdiler. Çağla'dan. Belki izler. Hemen böyle oturma alanına yöneliyorum.
Hemen böyle bu tarafa geldim. İki tane üçlü koltuk var. İki tane de böyle tekli var. Onların biri diğer tarafta da burada. Şöyle üçlü. Şurada da tekli. Bu sandalye dediğim gibi başlara koyduğumuz sandalyeler. Bu tekli koltuklar da böyle bu şekilde. Şöyle küçük bir minderi var üstünde. Şöyle hemen üstüne iki tane gül figürü çaktık. Gold renginde. Annem burada süs eşyalarını gold kullanmayı tercih etti. Hemen şöyle üçlü koltuğumuzun üstünde bir tablo var. Bunu da ev hediyesi olarak babamın arkadaşı vermiş, almış babam için. Hemen böyle döndüğümde karşıda da yine üçlü koltuk var, tekli koltuk var. Arkasında da cam var. Camın da kenarında böyle bayağı boşluk var ve bu cam biraz büyük. Şöyle geriye gideyim ve göstereyim. Şöyle size boşluğu da göstereyim hatta. Şöyle biraz arada mesafe var. Ama olsun, sıkıntı değil. Hemen size de göstermiştim ya fırça var diye. O konsoldaki fırçayla ben bu beyazdı bu saksı. Ben bunu golda boyadım. Şöyle göstereyim. Çünkü çok çiğ beyazdı. Yani bu mesela koltukların burası daha böyle kırık beyaz. O yüzden bunu da böyle golda boyamayı tercih ettim. İçindeki çiçekleri, bu orkide gibi olanları Ikea'dan aldık. Diğerlerini de annem züccaciyeden almış. İçini boş gibi hissetmiş. Daha dolu görünsün diye onları da oradan almış. Herhangi bir züccaciyelerde bulursunuz. Sanırım annem şımarık home diye bir züccaciyeden aldı. Burada da hemen yanında televizyon ünitesi var. Annem seslendi çünkü. Normalde biz bu üniteyi çok böyle buraya uygun bulmuyoruz. Ama değiştirmek bir nasip olmadı. İnşallah değiştiririz. Daha çok annem böyle sanırım kırık beyazlık oldu bir şey alacak ya da sadece kırık beyaz da alabilir. Bilmiyorum. Onun zevki. Hemen böyle televizyonun üstünde de böyle Allah'ın isimleri var. Şöyle güzel bir çerçeve. Bir de son olarak size şöyle orta sehpamızı gösterelim. Orta sehpamızı da yine mobilyacımız yapmıştı. Böyle bu açıdan çekmeyi tercih ettim. Daha güzel görünsün diye. Üstündeki süsleri annem aldı. Nereden aldığını şu an hatırlamıyorum. Önündeki, üstündeki şu aynalı şeyi de Semra teyzeler almıştı. Seda, onu da arkadaşımın annesi almıştı. Camlı şeyi. O da çok güzel. Biz buraya koyduk onu da. Böyle yuvarlak bir de orta sehpamız oldu. Salonumuz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı ve pazartesi perşembe videolarımdan haberdar olmak için ara ara bakmayı, zili de açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.